Şimdi efendim Platon'a gelecektik. Bu Platon'a gelmemizin sebebi biraz önce İlber'in önümüze getirdiği bir soru. Platon niçin hala bizim için tartışılması gereken bir adamdır? Platon'u tabii anlayabilmek için Sokrat'ı anlamak lazım. Çünkü Sokrat Platon'un hocası. Fakat Sokrat hakkında Edward Teller'in söylediği gibi bildiğimiz tek kesin şey herifin ölüm tarihi. 399 o kadar. Kesin hakkında hiçbir şey bilmiyoruz bu adamı. Hiçbir şey yazmamış. Bütün yazmış geçmemiş belki. Hayır Sokrat konuşurmuş yazmaz. Konuşurmuş. Yani. Bir de Aristofanes var üzerinde. Evet. Atina halkının Sokrat'ı ne kadar saygıyla anladığının ve andığının bir delili ya, yani. Aristofanes dalga geçiyor Sokrat'la yani. Fena dalga geçiyor edepsizlik. Fakat ya bana sorarsan Sokrat dalga geçilmeye müstahak bir herif. Niye? Şimdi onu anlatacağım. Şimdi Sokrat, bir kere Sokrat hakkında bildiklerimizi nereden biliyoruz? Oradan başlayalım. İki tane kaynağımız var elimizde. Bir tanesi Platon'un diyalogları. Ama bunun ne kadarı hakikaten Sokrat, ne kadarı Sokrat'ın ağzına Platon'un verdiği laflar. Onu hala bile böyle bir Sokrat problemi var klasik filolojide ve felsefe tarihinde. Fakat bir de Xenofanes var. Xenofanes, o da Sokrat'ın talebesi. Fakat Xenofanes felsefeci falan diye asker bir adam. Duyduğunu yazmış. Dolayısıyla bana sorulursa Xenofanes daha güvenilir bir kaynak. Platon'a nazaran. Fakat şimdi bunları bırakalım. Bizim klasiklerin, felsefe tarihçilerinin bize söylediği Sokrat. Sokrat diyor ki, ben gençken diyor, ben yanlış söyledim, Aristarchos diyecektim. Aristagoras dedim başlangıçta, işte bu haritayı götüren Aristarchos'tu. Aristagoras diyor Atina'ya geldi, dersler vermeye başladı ve dedi ki, işte bu kainatın kuruluşunda adeta bir zeka, bir nus görülüyor. Ama ben de heyecanlandım, gittim diyor, okudum diyor bu yazdıklarını. Sonra bir baktım diyor, adam bir daha bundan bahsetmiyor diyor. Fizik anlatıyor diyor. Ama diyor, biz insanlar diyor, bundan uğraşmamalıyız. Bizim diyor uğraşmamız gereken şey ahlaki sorunlardır. Ahlaki sorunlarla uğraşmamız lazım. Tabiat bilimleriyle uğraşmak günahtır diyor. Ha, şimdi bu Yunan medeniyetini sırtından hançerlemek. Günahtır diyor adam resmen. Fayda etmemiş kendisini götürmeye. Peki ahlaklı nasıl olur? Bu kendisine zikeden yani adalet tanrıçasından vahiy geldiğini ima ediyor. Yani bu peygamber özentisi bir herif. Şimdi bu nereden geliyor bu düşünceler? Bunlar doğudan empoze ediliyor. İlk defa Atina'nın içine doğudan gelen düşünceler bunlar ki bunlar arasında Zerdüştçüler var. Zerdüştçülerden falan fikir geliyor Atina'ya o tarihte. Şimdi Zerdüşt biliyorsunuz eskiden Platon'un muadili muasırı zannediliyordu. Hayır öyle değil, 500 sene daha eski. O çıktı ortaya. Şimdi Sokrates sürekli olarak işte biz iyi insan olalım, öyle olalım, böyle olalım, işte doğa bilimleriyle uğraşmayalım. Fakat iyi insan olalım derken ne dediği belli değil. İşte diyor bizim diyor iyi olabilmemiz için bir ölümsüz ruh vardır. İyi güzel be kardeşim. İspatı ne bunun? Diyor ki şimdi ben size bunu ispat edeyim. Meno diyaloğunu alalım Platon'un. Orada bir köle çocuğa bakın diyor. Ben diyor size ispat edeceğim. Bu köle çocuk geometrinin kurallarını aslında biliyor. Niye biliyor? Çünkü ruhu ölümsüz. Daha önceki hayatlarda ruh bunların hepsini öğrenmiştir. Şimdi diyor ben diyor bunu hatırlatacağım. Buna da meiotike tekne diyor. Meiotike tekne ebelik tekniği. Çünkü Sokrat'ın anası ebeymiş. Diyor ki şimdi ben bu fikirleri doğurtacağım. Bunlar mevcut mu çocukta? Bunları tabii doğurtacağım. Yani aslında her şeyi bilebiliriz. Evet. Şimdi Meno'yu okuyorsun. Sokrat çocuğu konuşturmuyor. Bütün cevapları kendisi veriyor. Bak gördünüz mü diyor nasıl biliyor. Ulan ne biliyor sen söyledin. Yani saçma sapan bir şey. Böyle mi diyor böyle diyor. Aynen öyle. Evet. Ve şimdi biz Menos olacağız.
Platon bundan çok etkileniyor ve Platon'un etkilendiği bir adam da Parmenides. Bundan sonrasını alalım. Bakın altında şunu geçelim. 21. Bunun bakın altında Platon yazıyor Yunanca. Yazıyor bu Platon'un elimizdeki şeylerinden, büstlerinden bir tanesi. Şimdi Platon Parmenides'ten çok etkileniyor. Platon'u çok korkutan şey değişim. Heraklitos'tan mesela nefret ediyor. Niye değişimden korkuyor? Platon aristokrat. Ve Atina demokrasisinden nefret ediyor. Sokrat da nefret ediyor demokrasiden. Atina Platon diyor ki bu diyor demokrasi bizim canımıza okudu. Çünkü diyor bu demokrasi yüzünden diyor Perikles bizi diyor bu Peloponnes savaşlarına soktu. Ve diyor biz kaybettik bu savaşları Sparta'ya karşı. Çünkü Sparta diyor diktatörlükle yönetiliyor, askeri yönetimle yönetiliyor. Herkesin ne dediği belli, belli namuslu aynen adamlar. Öyle. Efendim biz diyor demokrasiyle yönetiliyoruz. Biz diyor bu demokrasi yüzünden hapı yuttuk. İşte ondan sonra tiranlar dönemi geliyor. Şeyden, Perikles'ten sonra bu tiranlardan biri şeyin amcası. Platon'un amcası. Ve öldürülüyor daha sonra. Dolayısıyla Platon hiçbir şey değişmesin istiyor. Onun için ideyalar fikrini icat ediyor. İdeya nedir? Şimdi biz diyoruz ki kedi. Her kedi değişik. Peki biz nereden biliyoruz bir kediye baktığımızda işte o kedidir diyoruz. Veya ben sana bakıyorum diyorum bu bir insan. İlber'e dönüyorum bu bir insan. Mevsime bakıyorum, bu bir insan. Hiçbiriniz birbirinize benzemiyorsunuz. Biz insansak mevsim insan değil. Estağfurullah. O melek. O melek. Farkındayım. Ama şimdi bunlara bakıyorsunuz. Nereden biliyoruz abicim bunların insan olduğunu? Çünkü Platon diyor ki, Demiorgos'un kafasında, yani Tanrı'nın kafasında bir insanlık kavramı var. Biz bunun kötü kopyalarıyız. Dolayısıyla değişmez ideyalar var. Ve o meşhur mağara benzemesi, parable buradan çıkıyor. Diyor ki, insanlar düşünün, bunlar oturuyorlar. Ama bu tarafa bakıyorlar. Sadece duvara bakıyorlar, arkaya bakamıyorlar. Işık kapatıyor, büyütüyor falan. Bunlar gölgelerini görüyorlar, kendilerini göremiyorlar. Biz diyor bu kendileri bunlar ideyalar gibidir. Fakat o gördükleri gölgeler işte biziz. İdeya lafı aslında çok ciddi bir psikolojik problemi, psikolojik diyorum, felsefi problemin altını çiziyor. Bu felsefi problem orta çağda bile ki onu konuşacağız daha sonra. İşte nominalistler ve realistler. Tek tek nesnelerle mi uğraşmak lazım? Yoksa nesne sınıflarıyla mı uğraşmak lazım? Üniversaller işin içine giriyor. Üniversaller nedir? İşte Platon'un dediğidir. Kedi bir üniversaldir. İnsan bir üniversaldir. Ama Fatih bir bireydir. İlber bir bireydir. Efendim Boncuk isimli kedi bir bireydir. Nominalistler de diyorlar ki, Orta Çağ'da biz sadece bireyleri bilebiliriz. Realistler diyorlar ki, hayır, biz üniversalleri de biliriz. Ve bu üniversal sorunu çok ciddi bir problemdir felsefede. Bunun çözümü aslında kolay. Felsefeciler de bir de anlamıyorlar nedense. Çünkü üniversal dediğin şey bir hipotezdir. Yani kediye sen belirli özellikler atfedersin. İşte kedi dediğin şey de şu vardır, şu vardır, şu vardır, şu vardır. O kedi olur. Değil mi? Bu senin kafanda yarattığın bir sınıftır. Değil mi? Ondan sonra dersin ki bu aslan çok büyük ama kediye benziyor. Hadi bunu da bunun sınıfına koyalım. Ondan sonra çita da ya bu başka türlü bir kedidir ama kedidir. Çünkü senin kafandaki kediye uyar ama kurt, hayır kedi değildir, köpeğe daha ziyade benzemektedir. Platon bu üniversalleri yaratıyor. Bu üniversallerin de Demiorgos'un kafasında olduğunu söylüyor. Şimdi dikkat edersen Sokrat'la beraber din Yunan düşüncesinin içine empoze ediliyor. Ve Platon'un öğrencileri arasında buna ilk baş kaldıranlardan biri Aristoteles'tir. Bizim Aristo'dur. Aristo diyor ki yok kardeşim, önce gözlem. Platon
Diyor ki, bizim gördüğümüz alemin dışında bir alem var. Biz o alemle uğraşalım. İşte ahlak kuralları, ırklar zıtla her şey o alemindir. O alemi biz esas kabul edelim. Tabii Aristo gibi adamlar da diyorlar ki, iyi de be kardeşim, o alemden haber yok. Neye göre yapacağız bunu? Gözlemden başka dayanabileceğimiz bir şey yok. Fakat biliyorsun şeyin, Aristo'nun da eninde sonunda bir The Immovable Mover diye İngilizceye tercüme edilmiş olan bir tanrı fikri var. O da Platon'dan geliyor. Ve Bertrand Russell ne diyor? Platon, ve Platon diyorum, Aristoteles kendi fikirlerini bize anlatırken çok mantıklı geliyor. Zırvaladığı yerlerde bakıyorsun diyor, Platon'un etkisi var. Çünkü diyor, Platon'la aklı selim sık sık bir araya gelemiyor diyor. Platon tam mistik bir adamcağız. Tamam mı? Şimdi ideya kuramı ve bunun felsefedeki rolünü anlattık. Platon ondan sonra bütün bu fikirleri alıyor, şeylere uygulamaya başlıyor. Mesela tabiat bilimlerinden aslında uzak duruyor ama burada mesela Platon'un dünyanın içi teorisini geliyor. Bu Fedon diyaloğundan geliyor. İşte büyük bir tane bir Tartaros denen, yani Yunanların cehenneminden alınan bir boru var dünyanın içinde. Bunun içinde su ve ateş var. Bir sürü de başka kanallar var. Bu kanallardan su geliyor. Efendime söyleyeyim, ateş geliyor. İşte volkanlar bilmem ne falan bu şekilde oluşuyor. Mesela biz böyle çukurlarda yaşıyoruz Platon'a göre. İşte fog dediği sis var, üstünde hava var, üstünde eter var. Eter ne olduğu belirsiz. İşte kainatı oluşturan bir madde diye düşünülüyor. Biliyorsunuz eterin olmadığını ilk defa Albert Einstein ispat etmiştir. Bu iki değişik yorum, genellikle klasikçiler Tartaros'u çok büyük bir kanal olarak düşünüyorlar. Fakat Léon Robin Tartaros'u böyle bir yuvarlak şeklinde düşünüyor. Çünkü tasvirini okuyorsunuz Platon'da, böyle bir borunun içinde anlatılanların olması mümkün değil. Mesela diyor ki, oraya buraya sallandığı zaman diyor Tartaros'un içi, işte diyor dünyada diyor deprem oluyor, bilmem ne oluyor falan filan. Bu Tartaros fikri Léon Robin'in yorumu ve bana kalırsa da daha aklı başında bir yorum. Şimdi Platon'la Yunan bilimi çok ciddi bir darbe alıyor. Çünkü Platon Yunanlıları gözlemden alıyor, hayali bir dünyaya götürüyor. Ve bu hayali dünyada mistik fikirler öne geçiyor. Bunun da, yani Xenofon'un yazdıklarına da bakıyoruz, büyük ölçüde Sokrat'tan gelen bir etki bu. Yani onun için ben Sokrat'la hiçbir zaman yıldızım barışmamıştır. Çünkü mesela Nietzsche, hatırla. Nietzsche diyor ki, efendim herkes zanneder ki, Platon Yunan düşüncesinin zirvesidir. Hayır diyor Nietzsche. Yunan düşüncesinin zirvesi Sokrat öncesi. Bizim biraz önce tartıştığımız işte Anaximandros, Anaximenes, efendime söyleyeyim. İyonyalılar. İyonyalılar, Heraklitos falan gibi İyonyal adamlardır. İyonyal felsefe diye ayırıyorlar zaten. Bu adamlardır diyor yani Nietzsche. Yani Batı'da salonda konuşurken İyonya felsefesi diye başlıyorlar şey, ayırmak için ama o da işte fragmanlar. Fragmanlar. Elimizde yani toplu olan, eser işte senin beğenmediğin Platon. Evet. Ve beğendiğimiz Aristo. Evet. Fakat Aristo'nun da yayınlanması için yayınladığı kitapların hiçbiri yok. Yok. Sadece ders notları var adamın elinde. Evet. Sadece ders notları var. Yani. Her şey nakil. Nasıl anatomi yapıyor, nakil. İlginç olan mistik, dini bilmem ne yazdın mı? Halk beğeniyor, yaşıyor. Karışıyor, kalıyor. Bilim yaptın mı gidiyor. Felsefe demek kafayı üşütmeye yakın şey. Nereden geldik, ne olacağız? Evet abi yani. Ne olacağız acaba? Böyle cevabı olmayan çok şeylere çok geliyoruz. Rahatsız edici bir soru. Evet. Ve bu bizim bundan sonra ele alacağımız ve benim kanaatimce insanlık tarihinin gördüğü en büyük bilim adamlarından biri olan, en büyük felsefecilerden biri olan Stagiralı Aristoteles. Makedon. Makedondur. Stagira biliyorsun Selanik yakınlarındadır. Yunancası bizim iyi İngilizce bilenlerimiz gibi. Yabancı dil. Yabancı dil ve onun içinde rokoko, süslü.
Aristoteles, ve İskender ölür ölmez adamı kovalamışlar. Daha doğrusu biliyorsun kendi Atina'yı terk etmiş. Demiş ki Atinalılara ikinci defa bir cinayet işlemelerine fırsat vermek istemiyorum demiş. Sokrat'ı öldürdüler ya. Bu diyor ki ikinci bir cinayeti işlemelerine. Mesela zavallı Anaxagoras kaçmıştır Atina'dan sonra. Perikles öldükten sonra. Çünkü Perikles kolluyor onu. Perikles öldükten sonra vay bu dinsizdir bilmem nedir diye adam Lapseki'ye kaçıyor. Evet. Lapseki'de ölüyor bizim. Ben Lapseki'den her geçerken yanımdakilere diyorum zavallı Anaxagoras'ın öldüğü yer abi burası. Doğru tabii. Şimdi demek ki burada bu işlerle pek ilgilenmiyorlar öteden beri. Hayır efendim maalesef. Fakat bu Sokrates savunması diye bir şey vardı. Oyunumuz vardı biliyorsunuz Turhan Oflazoğlu'nun. Onu bir tek Atilla Sav işaret etti. Bu ne ya dedi. Sokrat'ın karşısında dedim kasaba avukatından beter tipler konuşup oturuyorlar dedi. Halbuki onlar bayağı ağzı laf yapan, mantığı işleyen düşmanlar evet, Sokrat evet, davasında. Evet, şimdi herif bunu adamın vermiyor, dengesiz veriyor böyle, dengesiz. Abi, halbuki onlar bak o dediğin vardır. Onu gösteriyor. Tabii tabii, Sokrat'ın yani savunmasıyla. Bu adamlar çok kuvvetli aslında, öyle budala falan da değiller. Katıyan yani. Katıyan. Yani Sokrat'ı mahkum eden adamlara bakıyorsun. Söyledikleri çok doğru laflar var. Sokrat'ı mahkum edicinden bir adam olmak lazım. Tabii yani. Şimdi Aristo Stagiralı. Stagira'da doğuyor. Bunu gönderiyorlar mektebe. Önce dayısının yanına gidiyor. Atarneus'a geliyor. Atarneus bizim Dikili'nin yakınları. Ha, İzmir'e geliyor. İzmir'e geliyor. Dikili yakınlarında dayısıyla biraz oturuyor ve tahmin ediliyor ki buna bu ilk lezzeti, bilim, düşünce falan lezzetini dayısı vermiş. Fakat babası, unutmayın, Makedon kralı Filip'in, ikinci Filip'in yani Büyük İskender'in babasının doktoru. Adam doktor. Aristo, büyük bir ihtimalle Aristoteles babasından da bir sürü bir şey gördü herhalde. İşte hayvan teşhiriyle falan. Yani evet, bir sürü bir şey herhalde gördü. Teşrih pardon. Bu Atarneus'tan sonra bu gidiyor. Teşhiriyle şey yapıyor. Hayvan kesiyor, biçiyor. Anladım, insan kesmek yasak. Evet. İnsan kesmek için Herofilus, yani Kadıköy'lü Herofilus Mısır'a gitmesi lazım. Mısır'da rahiplerle temas etmesi lazım ediyor. Ve onlar mumya yapıp bildikleri için bütün vücudun iç aksamını falan biliyor ve yüzlercesini görüyor. Öyle teoriyle ve benzetmeyle insan vücudu anlaşılmaz. Çünkü en karmaşık olanı. Demek ki neymiş? Bologna ve Padova'da başlamamış anatomi. Mısır'da evet abi. Falopio'yla falan değil yani burada. Şimdi bu adam gidiyor Atina'ya. 20 yıl akademiyanın üyesi oluyor. Yani öğrencisi Platon'un. Platon'un yanında yetişiyor. 20 yıl. Platon ölüyor. Platon'un yeğeni akademiyanın başına getiriliyor. Bunlar birkaç arkadaş akademiyeyi terk ediyorlar. Bu arkadaşlar mesela Xenokrates var. Bizim o da Kalsedonlu. Xenokrates. Xenokrates o onun şeyin Herofilos'un yardımcısı. Kadıköylü. Kadıköylü. Bunlara arkadaşları Hermias. Benim tarihte sonsuz saygı duyduğum adamlardan biridir. Ve ben Asoslulara hep söylüyorum. Lütfen diyorum şu Hermias'ın bir heykelini dikin. Ha. Hermias da bunlarla öğrenci akademide. Platon öldüğü zaman arkadaşlarına diyor ki bakın diyor ben Atarneus ve Asos tiranı oldum. İşte buranın başındayım. Size diyor Asos'ta bir yer vereyim gelin. Burada işimize devam edelim. Benim de vaktim oldukça diyor tartışmalara katılırım, gelirim diyor. Peki diyorlar bunlar. Theophrastos. Bunlardan genç, Platon'un yanında da okumuş ama esas Aristoteles'in öğrencisi. Kendisi Midillili. O
Asos'a gidiyor. Aristo Asos'a gidiyor. Xenokrates Asos'a gidiyor. Asos'ta bir felsefe okulu oluşturuyor. Ve Geyser'in iddiasına göre Aristoteles Meteorologikon kitabının ilk üç kitabını ve zooloji kitaplarının ilk kitaplarını Asos'ta yazmaya başlıyor. Bunlar Asos'ta güzel yaşarlarken, Hermias gelir giderken, Hermias bir Yunanlı hain tarafından Perslere teslim ediliyor. Bu adamcağızı götürüyorlar, Persepolis'te çarmıha geliyorlar. İdama götürülürken Aristo'ya mektup yazıyor. Diyor ki, hayatım boyu bir filozofa yakışmayacak hiçbir iş yapmamaya gayret ettim. Ben de Asoslulara diyorum ki, lütfen bu adamın heykelini dikin ve altına bunu yazın. Bakın bu adam politikacı ama felsefe okumuş. Platon'un yanında okumuş. Aristoteles'in arkadaşı, Teofrastos'un arkadaşı. Ve diyor ki idama giderken, hayatım boyu bir filozofa yakışmayacak hiçbir şey yapmadım. Hep öyle iddia ederler. Evet. Evet. Ama Hermias çok methedilen bir adam. Hatta biliyorsun Hermias'ın ya üvey kızı ya yeğeni Aristo'nun hanımı oluyor. Aha. Evleniyor Aristo. Hermias gürültüye gidince bunlar biraz daha emin bir yer arıyorlar kendilerine. Yani biraz deniz aşırı olsun. Theophrastus diyor ki şeye gelin. Midilli'ye gidin. Midilli'ye gidiyorlar. Aristo'nun zoolojiyle ilgili kitaplarını daha sonra Midilli'de yazdığını iddia ediyor. Şimdi Aristoteles'in şeyde yaptığı... Çok fosil de var Midilli'de. Hem ne biçim ya. Enteresan şeyler, fosiller var. O, cam ağaçlar, bilmem neler. Taşlaşmış ağaçlar da bize yani yaptı tabiat, adamlar. Yani tabiat tarihini çok iyi öğrenebilirsin. Evet, şimdi... Orada kafayı çalıştırıyorsun. Bakın, şöyle bir Geyser abicim, şöyle bir zaman... Ben bu tabloyu kendim yaptım ama bu Geyser'den alınma. Şimdi bakın, Platon'un ölümüne kadar akademi, M.Ö. 347'ye kadar herkes akademide, Atina'da. Platon ölüyor... Bizimkiler hemen Asos'a geçiyorlar. Asos'a. Bak Asos'ta iddiasına göre Geyser'in Decoelo, gökler hakkında. Degenerazione e corruzione. Bu oluşum ve tahrip. Ve meteorolojinin ilk üç kitabı. Bunlar Aristo tarafından Asos'ta yazılıyor. Hep şu merak edilirdi. Meteorolojinin dördüncü kitabı öteki üçüne hiç benzemiyor. Daha ziyade kimya ile ilgili. Ha bunu kim yazdı? Geyser'in iddiası bunu Theophrastus'un yazdı. Theophrastus'un aynı zamanda ateş üzerine yazdığı bir kitap var. Ben bunu niye böyle meteorolovici vici yazmışım? Garip bir şey. Meteoroloji olacak aslında. Çok özür dilerim sevgili seyircilerimizden. O gece geç vakit yazdığım için olmuştur. Ateş üzerine ve meteoroloji. Ondan sonra Midilli'ye gidiyorlar. Makedonya'ya gidiyor. A'yı unutmuşum orada da. Zoolojik kitapları orada yazıyor Aristoteles. Ondan sonra 355'ten itibaren tekrar Atina'ya geliyor ve kendi okulunu kuruyor. Bu okulun adı da Liceo, biliyorsunuz lise. Bizim bildiğimiz lise adının geldiği yer. Şimdi Aristo'nun... O işte onun Atina'daki büyük işi sonra kaçacak gene. Evet, evet. Nereye? Doğru Makedonya'ya. İstersen Aristoteles'i de anlat ve noktalayalım. Tamam. Süremizi tamam. Çok açtık çünkü. Bence tamam, anlatmasın. Tamam. Anlatmayalım. Aristoteles'i sonra ele al. Hayır hayır. Mesele. Şu bakımdan dediği doğru. Aristoteles'i ele aldıktan şark sonra... Şark dünyasına geleceksin artık orada. İşte bak orta çağ. Aristoteles çok önemli. O çok uzak bir adam.